Gamze Aksu'ya. Gamze diğer yarışmacılara oranla sporla daha az ilgilenen bir isim ama bakalım bu ona fayda sağlayabilecek mi? Bir izleyelim. Ben Gamze. 1989 İzmir doğumluyum. Bu aşamaya gelene kadar bir Survivor kazanmış gibi hissediyorum kendimi. Bundan sonra da asıl gerçek Survivor'ı göreceğiz. Ben kendime güveniyorum. Gücüme güveniyorum, hırsıma güveniyorum. Herkese başarılar diliyorum ama işleri zor. Furkan, seninle başlayalım bu kez. Şimdi Gamze'nin şöyle bir noktası var. Recep İvedik 4'te Survivor'da oyuncu olarak yer almış. Şimdi gerçeğe döndü bu. Yani hani farklı bir konudan başladım ama beni şaşırttı mesela. Kesinlikle. Hayallerini mi yaşıyor acaba? Yani, bilemedim. Sporla da çok ilgilenmiyor. Aslında en öncelikli olarak konuşmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Çünkü hani Survivor'dan bir nasibi var kızın. Belli onu alacağız yani. Evet, evet. Hani hem filminde oynaması, Recep İvedik'te oynaması hem de sonradan buraya gelmesi. Bu arada dün Semih'le telefonda konuştuk. Ne şeydi? Kule atlamacısı mıydı? Evet, kule atlamacı. Evet. İyiyim. Yani parkur derecesi de galiba kötü değil. Kule atlama sporu. Kule atlama sporunu hemen biraz bahseder misin? Evet, işte havuzlarda yapılan artistik atlayışlar kule atlama sporu oluyor efendim. Onları da araştırdık. Birçok temsilcimiz orada yarışmış. Onları da videolarını izledik. Benim de bilmediğim mesela bir sürü dövüş türü varmış. Dün öğrendim. Yani hani dövüş türleri, değişik değişik şeyler öğrendim. Bu sene hani farklı farklı branşlar, spor bilgilerimize de yenileri ekleniyor evet. Böylelikle. Survivor her yönden besliyor bizi. Kesinlikle. Biz de biraz o işlere sanırım değerli diğer partnerimiz İhsan Tarkan bakacak gibi geliyor değil mi? Aynen öyle. Sporsal faaliyetlere. Yalnız şöyle bir şey var. Yani 3 yaşından beri artistik jimnastikle ilgilenmesi aslında onun esnek yapısından bahsedebiliriz. Sakatlanma riski bence en az yarışmacılardan bir tanesi. Geçen sene Elif mesela çok esnekti. Esnek yarışmacılardan bir tanesiydi. Bir performansı çok iyiydi. İyiydi. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Survivor artık bir aynı Türkiye'de oynanan futbol, basketbol gibi uzun süreçli mücadelelerden bir tanesi olduğu için sakatlıklar çok önemli. Uzun maraton bir günde biten bir şampiyona değil. Herkesin kendine dikkat edip buradan esnek, hazır biçimde gitmesi gerekiyor. Geçen sene neler izledik? Serhat Akın kaç kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Umuyoruz ki bu sezon o tarz şeyler yaşamayız. Hepsi sağlıklı saatle gitti, sağlıklı saatle dönsün. Sen bir şey söylemek istemiyor misin Gamze ile ilgili Semih hızlıca? Gamze'nin yaşı çok makul, 28. Yaşa taktık bugün. Hayır. Şimdi mesela 2015 All Star, 2016-2017 Kıbrıs finalistlerine bakacak olursak gene o... yaş bandı yani 25-35 arası o yaşlar gerçekten başarılı oluyor. Gamze'nin şöyle bir özelliği var. Paprika grubunun kurduğu bilgisi var elimizde. Solistiymiş. Yani bir müzikle de ilgilenmiş kendisi. Birleşme partisi diyorsun görürse. Başka bir şey söyleyeceğim. Diğerlerinin öne çıkan kimlikleri hep spor üzerine. Başarıları, kariyerleri hep spor üzerine. Ama Gamze televizyonsal dili belki... çok doğru kullanabilir, çok doğru mesajlar verebilir. Bir diğer isim Nihat Doğan gibi. Burada milli mimar diyorduk. Belki de ismini unuttum. Şu an beni toparlayın. Gamze'ye de başka bir şey diyebiliriz. Şimdi bakın, milli oyuncu. Nurtuba Hanım şöyle bir durum söz konusu. Nurtuba Hanım? Evet. Değişik oldu Furkan Bey dinliyorum. Bazen böyle farklı modlara girebiliyorum. Şimdi Survivor'ın en güzel taraflarından bir tanesi şudur. Herkes atlet olacak, herkes boksör olacak, sporcu olacak diye bir şey yok. İşte estetiklik. İşte güzellik. Yani bu yarışmacıların da Survivor'da olması gerekiyor. Hem izleyici seyir zevki açısından. Bir favori daha mı çıktı Furkan? İkinci güzel. İkinci güzelim diyorum Gamze Aksu. Furkan bu sene farklı yorumlayacak. Güzellik açısından bakacak. Ama gibi. Çok önemli değil tabii mi? Tabii canım yani. Bence önemli. Bak bir şey söylemiyorum ona. Sonuçta estetik durumu da çok önemli yani. Kesinlikle. Yani sportif faaliyetlerin yanında elbette. Şimdi mesela ben size bir şey söyleyeyim. Normalde işte atletlerin sürat gücünden bahsediyoruz ya, hızından bahsediyoruz. Şimdi dikey biçimde bir odunu koyalım. Hepsini oraya asıl bırakalım. Gamze kadar kimsenin durabileceğini tahmin etmiyorum. Niye? Çünkü kilo bakımından ya diğer yarışmacılardan daha düşük ve daha estetik olduğu için yani mesela o kütüğe bir sarılır hemen hemen herkesten daha fazla kalabilir. Seneler önce All Star'da Merve Oflaz'ı çok önemli bir yerden kurtarmıştı mesela. Yanlış hatırlamıyorsam o kütükte durma olayı. Kafamızda neler var? Nokta atışı efendim. Peki geçelim bir diğer isme.